İyi akşamlar Aks TV izleyicileri. Evet, her çarşamba saat 18'de Samsun Down Sendromlar Derneği olarak sunmuş olduğumuz Bir Gülen Yüzler programında yine sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ekranlarınız başına hoş geldiniz diyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine sizleri bilgilendirmeye, sizlerden hafta içi gelen sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu haftaki konuğumuz bizim derneğimiz için çok ama çok önemli isimlerden biri. Derneğimiz kurulduğunda yapmayı hedeflediğimiz projelerimizden ve destek alarak da çocuklarımızın Down sendromlu derneğimizin fayda görmesini sağladığımız bir kurum müdürümüz bugünkü program konuğumuz ve hemen size şöyle dönüp Samsun İşkur Bölge Müdürümüz Hasan Kılıç Arslan'la bir arada olduğumuzu söylemek istiyorum. Stüdyomuza hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bizleri bugün davet ettiğiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp bugün bizimle bir arada olup İşkur'u işte engellere yönelik hizmetlerini bizimle paylaşacağınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet müdürüm sizi biz derneğimize yaptığınız gerçekten çok güzel. Burada ekran karşısında da teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımıza sağlamış olduğunuz destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Hasan Kılıç Arslan kimdir? İşkur'a geçmeden önce sizi tanıyalım. Evet, ismimi söylediniz zaten. Kendim Samsunluyum, buralıyım. Daha önce çeşitli kurumlarda çalıştım. 8 yıldan beri Türkiye İş Kurumu'nda, daha önce 6 yıl il müdür yardımcısı, Şubat ayından itibaren de Çalışma İş Kurumu 665 nolu kararname ile birleştirildiğinde il müdürü olarak atandım. Yaklaşık 2 yıla yakın bir süreden beri de İl müdürlüğü vazifesini ilimizde elimizden geldiği kadarıyla layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Kendim buralıyım, Samsunluyum. Samsunlu olmaktan da, memleketime hizmet etmekten de gerçekten de gurur duyuyorum. Rabbim inşallah bu hizmetlerimizi artırarak İnşallah. Devam etmeyi nasip eyler bizlere. İnşallah biz de nice nice projelerle inşallah çocuklarımızı topluma kazanmaya devam ederiz. Peki müdürüm, İşkur Bölge Müdürü olarak misafirimizsiniz. O zaman şöyle bir İşkur'u tanıyabilir miyiz? İşkur nedir acaba? Evet, İşkur 1946 yılında kurulmuş kamu istihdam kurumu. Çeşitli isimler adı altında gelinmiş ama en son 2011 yılı sonunda 665 nolu kararname ile bölge çalışma müdürlükleri vardı daha önce Konak Sineması'nın üzerinde. Bölge müdürlüğünün kapanmasıyla birlikte Çalışma ve İş Kurumu adı altında tekrar yapılandırılmış kamu hizmeti sunan kamu istihdam kurumudur. Tabii daha öncelerinde İşkur 1946 yılında kuruluş amacı şuydu. Avrupa'da bir sanayi devrimi, savaştan çıkıldıktan sonra oraya işçi göndermek için kurulmuştu. 1973'lerde işte Arap Baharı dediğimiz petrol kriziyle birlikte Orta Doğu'daki işçi şeyini karşılamış, taleplerini karşılamış. 90'lı yıllarda Türk Cumhuriyetlerinin yıkılmasıyla birlikte oralara işçi göndermiş. 2005'li yıllara geldiğinde artık ne işe yarar denildiğinde Sayın Başbakanımız tarafından bu kurum tekrar elden geçirilsin dediğinde İşkur adı altında tekrar yapılandırılmış. İşsizlik sigortası ve diğer aktiviteler konulmuş. En sonunda da 665 nolu kararname ile bölge çalışma müdürlükleri kapatılarak tekrar yapılanma, daha da geniş bir kapsama Çalışma ve İş Kurumu adı altında hem İşkur olarak bağlı bir kuruluş, İşkur Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluş. Bunun yanında da direkt bakanlığın temsilcisi olarak hizmet veren bir kurum haline gelmiş. Son zamanlarda da herkesin dikkati üzerinde toplanan iş ve meslek danışmanlarının da 4.000 adet iş ve meslek danışmanının da kurumuza katılımıyla birlikte gerçekten de gücüne güç katmış ve devasa bütçesiyle her ilde, özellikle ilimizde de gerçekten de hem istihdam alanında, hem mesleki eğitim alanında, hem çalışma hayatında gerek işverenlerimizin, gerekse iş arayanlarımızın olmazsa olmaz kapısını çaldığı bir kurum haline gelmiştir.
hizmetlerimiz devam ediyor. Bunun yanında biz kısaca iki şeyden bahsedeyim. Her iş arayana bir danışman atıyoruz. 50 tane iş ve meslek danışmanımız var. Türkiye'de 4000 tane, Samsun'da 50 tane. Her işverenimizin de bir danışmanı var. Sanki aile hekimi gibi. Bunlar birebir hizmet üretiyorlar. Yetişebiliyorlar mı peki bu kadar? Tabii yetişmeye çalışıyoruz. Yani zor bir süreç. Her gün ilçeler dahil 17 ilçemizde ve merkezde hizmet veriyoruz. Tüm ilçelere dağıldık. Günübirlik gidiyoruz. Bafra'da hizmet merkezi açtık. 4 ilçemize 19 Mayıs, Alaçam, Yakakent ve Bafra'ya bakıyor. Merkezden de günübirlik ilçelere de gidip geliyoruz. Zor günde yaklaşık 300'de 500 müracaat alıyoruz. Günde yaklaşık merkezde 40 tane danışmanımız var. Bunlardan en az 15 tanesi bizzat işletmelere talep toplamaya, ziyaret etmeye gidiyor. 6 tane idareci olarak biz de bunlara eşlik ediyoruz. Bunun yanında iş gücü eğitim programının servisinde çalışan arkadaşlarımız da yine kendi alanları ile ilgili ziyaretlerde bulunuyor. Ama özellikle iş ve meslek danışmanlarımız planlı, programlı şekilde bu iş yeri ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Tabii burada kuruma başvurulara baktığımızda bundan önceki yıl 18 bin, 20 bin civarlarında 2011 yılında kuruma başvuru varken geçen sene bu rakam 38 bine şu anda 40 binlere buldu. Tabi burada özellikle bir şeyin altını çizeceğim. Biz rakamları basına veyahut da kamuoyuyla paylaştığımız zaman İŞKUR'a 40 bin kişi başvurduğunda 40 bin tane işsiz anlamına geliyor. Bu şekilde algılanıyor. Halbuki öyle değil. Hizmet verdiğimiz kişi sayısı. Mesela 2011 yılında işe yerleştirilen kişi sayısı 3800-4000 kişi, 4000 civarındayken geçen yıl bu rakam 10.000'in üzerine çıktı. Bu yıl daha da artacak. Yani 12.000, 13.000 kişiyi işe yerleştirme hedefimiz var. Yani 40.000 kişiden bunların içerisinde şikayet için kurumumuza gelenler var. Bunların içerisinde eğitim almak için gelenler var. İşsizlik sigortasından faydalanmak için gelenler var. Bunlar tamamı bunların içerisinde. Şöyle baktığımızda bize başvuran bu 40.000'in içerisinden en az biz 24.000, 25.000 kişiye bizzat hizmet vermiş. Yaklaşık yıllık olarak da 50 trilyon eski parayla kamuoyuna, yani Samsun bütçesine para dağıtmış oluyoruz. Gerek işsizlik sigortası, gerek işbaşı eğitimi, gerekse kurslara ödediğimiz paralar vasıtasıyla yaklaşık 3800-4000 kişiye işbaşı eğitim ve kurslardan her ay para ödüyoruz. Her ayın 10'unda herkes gidiyor bankamatiğinden, devlet memuru gibi parasını alıyor. Diğer taraftan da işsizlik sigortasından yaklaşık 3800-4000 aylara göre değişiyor. Onlar da yine aynı PTT Bank'tan gidip aylıklarını alıyorlar. Aylık ortalama 4,5 milyon civarında İŞKUR aracılığıyla Samsun bütçesine para giriyor. İŞKUR aracılığıyla. Çok büyük bir bütçe ama karşılığında da çok büyük bir hizmet. Yani kaç bin insana dokunulabiliyor, kaç bin insanın hayatına artılar katabiliyor. Gerçekten çok güzel ve artık tabelaları çok sık görmeye başladık. Bu iş yerinde işte İŞKUR tarafından personel çalıştırılmaktadır ya da işte bu proje İŞKUR tarafından desteklenmektedir diye adım atıyoruz. Hemen hemen her binada, her iş yerinde mutlaka bir gözümüze çarpıyor bu. Bu da işte İŞKUR'un gitgide büyüdüğünü gösteriyor zaten. İşbaşı eğitim programı özellikle tüm işletmelerde, onu biraz da aşmak istiyorum. O programda biz Türkiye birincisiyiz. Hedeflerimizi ikiye katladık. En fazla Tam olarak ne dediniz müdürüm? İşbaşı eğitim programı. Evet, onu bir Samsun olarak. Evet. Onu biraz da aşmak istiyorum. İşbaşı eğitim programı nedir diye. İşbaşı eğitim programı iki tane sigortalı elemanı çalıştıran bir iş yerinde, özel sektör, kamu hariç buna. İki tane sigortalı elemanı çalışıyorsa üçüncüsünü bizden almaya hak kazanıyor. Bu alacağı kişinin eğitim durumu hiç önemli değil. 15 yaşından gün almış, 65 yaş aralığında bayan, erkek,
ister ilkokul mezunu olsun, okuryazar olsun, isterse profesör olsun, bizim için değişmiyor. Biz bu kişiyi çalıştırıyor 6 ay boyunca, kendisi o yaptığı işle ilgili ona eğitim veriyor. O 6 ay boyunca eğitim verdiği 6 ay boyunca biz kişiye günlük 25 lira para ödüyoruz. Yaklaşık ayda 650 lira, 675 lira. Bazı aylar 31 olan aylarda 700 lira gibi bir ücret ödüyoruz. Bu işletme daha sonra bu kişiyi istihdam ederse tekrar almaya hak kazanıyor. İkinci sayı önemli mi? İkincisinde de yine aynı öyle. Evet. O kişiyi istihdam ederse tekrar 6 ay sonra bir proje daha başlatabiliyor. Çok güzel. Evet. Şimdi burada iki kişi çalıştıran 10 kişiye kadar bir kişi alabiliyor. 11 ile 20 arası iki kişi. Ondan sonra her 10 kişi de katlanarak gidiyor. Yani 300 kişi çalıştıran 30 kişi alabiliyor. İşbaşı eğitimde peki alanı önemli mi? Yani şoför, hizmetli, öğretmen? Beden işçisi haricindeki tüm mesleklerde çalıştırılabiliyor. Evet. Beden işçisi olmuyor. Yani beden işçisi çünkü şey değil, bir meslek değil. Buradaki asıl amaç bir meslek öğretmek, kişiye bir meslek kazandırmak. Genel müdürlüğümüz, bakanlığımız bu konuda ilk başta pek istihdam düşünülmeyen bir şeydi. İstihdam oranı da yoktu. Daha sonradan program gerçekten de çok tuttu. Çünkü Türk milletinin bir şeyi var, böyle karşılıklı kan dokusu oluştuğu zaman bunu şey yapmıyor, bırakmıyor. 2 aydan, 3 aydan, 4 aydan sonra tamam sen gitme ben seni istihdam edeyim. Ortalama Samsun'da bunun istihdam zorunluluğu %20. Yani 10 kişi çalıştıranın 2 kişi alma zorunluluğu var, kanuni zorunlulukta. Ama bugün baktığımızda çalışanların büyük bir çoğunluğunu işletmeler istihdam ediyor. Yani alınmadığı başarılı takdirde işverene bir eksis falan var mı? Şimdi eğer istihdam etmese, projeyi baştan söyledi, hiç istihdam etmedi. Hiç istihdam etmediyse bir daha faydalanamıyor. İstihdam ederse 60 günlük prim ödemesini istiyoruz ondan 2 ay. 2 ay boyunca istihdam etmesi lazım. İstihdam etmese yasaklı duruma düşürüyoruz. Burada asıl bir şey daha var, özellikle işletmeleri ve bu konuda çok şikayetler geliyor. Şimdi 2 tane 20 kişi çalıştıran bir işletme 2 tane 2 kişiden yararlandı, programı başlattı. Program başladıktan sonra eğer bir kişiyi veya iki kişiyi çıkarıyorsa bize dilekçe verecek, başlattığı kişileri istihdama alacak. Veyahut da 30 gün içerisinde mecburiyetten iki kişiyi daha istihdam etmek zorunda. Eğer istihdam etmese biz programı sonlandırıyoruz. Eğer bunu bize haber vermeden devam edip de bir ay sonra biz bunu yakalarsak ödediğimiz, o iki kişiye ödediğimiz 650'den 1300 lira parayı geri alıyoruz. İşletmeden geri alıyoruz. Yaptırım olması da güzel. Tabii, en tabii. Azından. Yani burada amacımız, kurum olarak amacımız ilave istihdam. Devlet bu teşviği veriyor ama çalışanın da çıkmasını engelliyor. Evet. Yani birisini istihdama kazandırırken diğer taraftan da birisinin mağdur edilmesini kesinlikle yasaklıyor. Bu tür talepler geliyor. Biz bunu baştan özellikle altını çizerek işletmelere anlatıyoruz. Ama yine de kurumsal firmalarda pek olmuyor ama kurumsal olmayan firmalarda atlanıyor. Muhasebecisi atlıyor. Ama biz bunları çok sıkı şekilde takip ediyoruz. Evet. Peki İşkur'u genel hatlarıyla böyle tanıdıktan sonra mutlaka daha çok paylaşılacak şeyler vardır İşkur'la ilgili, bu kadar geniş bir hizmet sunan bir kurum. Programımız engelliler üzerine kurulmuş bir program. Peki müdürüm, acaba önce engellilere yönelik hizmetleri sormadan önce sizce bir de sizden dinlemiş olalım. Engellilik nedir? Engelli kime denir? Bir de sizden duymuş olalım. Şimdi bu işin asıl adı engelli zaten. Daha önce özürlüydü, çeşitli isimler vardı. Bu 25.4.2013'te çıkan kanun hükmünde kararname ile bu işe tek bir ad konuldu. Bundan sonraki adı engelli. Yani engelli olarak şey yapıyor. Bu engelli tabii doğuştan da olabilir, sonra da kazanılabilir. Çeşitli kurumların, işte Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Sosyal Hizmetler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik Spor, işte diğer kurumların da mutlaka engelli tarifleri var. Ama bizim kurum olarak engelli tarifimiz %40 raporunun olması lazım. Yani genelde bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerin çeşitli derecede kaybetmesi nedeniyle
çalışma gücünün azalmış olan kişiler engelli olarak tarif edilir ama biz de kişinin engelli olarak kayıt yaptırabilmesi için, engelli olabilmesi için tam teşekküllü devlet hastanelerinden, tam teşekküllü özelde olmaz, devlet hastanelerinden, yani Samsun'da 19 Mayıs Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Devlet Hastanesi'nden heyet raporu alması lazım. Burada da raporun en az %40 olması gerekiyor. Eğer %40 rapor yoksa biz bunu engelli olarak kayıt edemiyoruz. Şimdi bizim engellilere yönelik iki tane hizmet grubumuz var. Bunlardan birincisi istihdama yönelik. Biliyorsunuz bir istihdam kurumuyuz. Bir de mesleki eğitime yönelik hizmetlerimiz var. Peki önce bu hizmetlerden bir engelli vatandaşımızın yararlanabilmesi için herhangi bir yapması gereken bir işlemimiz var mıdır? Engelli arkadaşımızın önce bir kuruma kadar gelmesi lazım. Eğer kuruma kadar gelemiyorsa evinden bile bizim web sitemizin üzerinden şifre alarak yani... sayfamız üzerinden de evet online olarak da şifre alıp şey yapabiliyor. Yani kayıt olabiliyor. Diğer işlemlerini de yapabiliyor ama bizim hizmetimiz yüz yüze geldiğimizde çok daha şey yapabiliyoruz. Ha, bir defa yüz yüze geldikten sonra işte telefonla, mail ortamında, web sayfası üzerinden bu tür hizmetleri alabilir. Engellilere yönelik iki kısımda demiştim az önce. İstihdama yönelik hizmetlerimiz, bir de eğitime yönelik hizmetlerimiz. İlk önce istihdama yönelik hizmetlerimize şey yaptığımızda kayıt olan engellilere biz işletmelerden talep alıyoruz. Hangi işletmelerden alıyoruz diye hemen soracağım. Kanunda 50 kişinin üzerinde işçi çalıştıran işletmeler 4857 sayılı kanunda belirtilmiştir. 30. maddesinde 50 kişinin üzerinde çalıştıranlarda kamuda %4, özelde %3 engelli çalıştırma zorunluluğu var. Kamuda %4. Kamuda alımlar nasıl oluyor? Özelde alımlar nasıl oluyor? Onu da açalım hemen. Özeldeki alım şu şekilde. Talebi bize veriyor işletme. Talebi bize verdikten sonra biz onu sayfamızda yayınlıyoruz. Ve orada şunu söylüyoruz işletmeye. Bize bir gün tahsis ediyoruz ona. Her salı günü kurumumuzda biz engellilere yönelik seçme yapıyoruz. İşletmeye talep yazısını yazdıktan sonra diyoruz ki ilk salı günü insan kaynaklarını veya kendin geleceksin. Burada engellileri biz davet ediyoruz. Her salı günü kuruma geliyorlar. Konferans salonumuzda engelliyi çalıştıracak olan işletme engelliyi hangi statüde çalıştıracak? Hangi hakları verecek? Bunları açıkça belirtiyor orada. Belirttikten sonra onların içerisinden gelen engelli kardeşlerimiz arasında, vatandaşlarımız arasında seçme yapıyor. O gerek ister orada söylüyor ben sizinle anlaştım sizi alabilirim veyahut da bir hafta içerisinde, 7 gün içerisinde bize yazılı olarak ben bu kişiyi aldım diyebiliyor. Bir defaya mahsus şu hakkı da var. Yani ben bunların içerisinde uygun bulamadım bir dahaki hafta bir daha seçme yapayım diyebilme imkanı da var. Müdürüm, burada parantez içi bir şey sormak istiyorum. Çok karşılaştığımız ve engelli vatandaşlarımızın da sürekli dile getirdiği bir durum. Bu %3 diliminde özellikle özel sektörde çok ciddi karşılaşılan, anlaşılıyor bir engelli çalıştırmak zorunda çünkü. Resmiyette başlatıyor, ismini yazıyor falanca. Ama sonrasında vatandaşımıza diyor ki tamam gelme. Hani ben senin çalışıyor gözüküyorum, maaşını alıyorsun gelme. Bunun için bir takip ya da bir yaptırım var mı? Müdürlüğünüzün takip ettiği bir uygulama var mı? Şimdi burada tabii kişi ben seni çalıştırıyorum karşılığı akit meselesidir. Bu normal işte de böyledir. Yani gel kardeşim sen burada çalış dedikten sonra kişiyi ister bir saat çalıştırır işveren parasını verdikten sonra ister hiç çalıştırmaz. Yani oradaki
bir takip olayının kurumumuz tarafından yapılma imkanı yok. Ama kişi bunu bize şikayet ettiğinde biz bunu iş teftiş kuruluna bildirerek bunun takibini yapıyoruz. Ama tüm engellilerin olsun, normal vatandaşın olsun, yani çalışıp çalışmadığı ile ilgili bir işin takibini direkt kurumumuz aracılığında böyle bir denetim mekanizmamız yok. Ama kişi şunu derse, ben falan kuruma gittim, burada işe başlatıldım ama bana sen gelme, sen çalışma, ben senin paranı öderim veya ödemem gibisine bir şikayette bulunursa, biz hemen onu iş teftiş kuruluna, aynı bakanlığımıza bağlı iş teftiş kurulumuza Ankara'dan hemen müfettiş istiyoruz veya bölgemizde olan müfettişlere bir görevlendirilme yapısını istiyoruz. Hemen işletmeye onun hakkında bir müfettiş görevlendirilip o olay araştırılıyor. Ama takdir edersiniz ki Samsun'da 30 bin, 40 bin çalışan, bunun yanında binlerce özür engelli grubunda çalışan şey var. Bunların takibinin yapılması bir kurum tarafından şey yok. Evet, yani bu uygulama aslında devletin uygulaması engelli vatandaşlarımız tarafından çok güzel. Çünkü hem kendileri neler yapabileceklerini çok güzel gösterme imkanı buluyorlar, özgüvenleri artıyor. Ama maalesef işverenlerin işte hayır gelme gibi deme durumu da onların özgüvenlerini maalesef şimdi orada düşürüyor. Tabii biz bu talepleri alırken danışma arkadaşlarımız kurum tarafından onları bilgilendiriyor. Sizi kanun çerçevesinde işte kendi işinize uygun olmayan ağır bir işte çalıştırılamaz, kanuna aykırı olan bir işte çalıştırılamazsınız diye söylüyoruz. Bununla ilgili bir şikayetiniz olsa kurumumuza gelin şikayet ediniz diyoruz. Ama kişinin bir şikayet durumu yoksa bunda yapılacak bir şey yok. Ama şunlarla biz de karşılaşıyoruz. Kişi bir yıl, iki yıl bu şekilde para almadan veya para alarak gitmeden çalışmış. İşin sonunda işçi ile işveren arasında bir problem çıktığında o zaman şikayete bize geliyorlar. Ondan önce alan razı, herkes veren razı. Herkes memnun. Mesut, memnun, mesut. Evet. Ama iş oraya geldiğinde biz teftişe yazıyoruz. Müfettişler gelip bunu araştırdığında haklıyla haksız mutlaka ayrılıyor. Ondan sonra cezalı duruma düşüyorlar. Peki %3 oranında engelli çalıştırmayan kurumların tespitini nasıl yapıyorsunuz bu durum? Onların her ay bize bu işletmeler belli. Her ay ayın 20'sinde 50 artılı işletmeler bize beyan vermek zorunda. Çalıştırdıkları işçileri bize beyan etmek zorunda. Eğer beyan etmezlerse bunun 10 bin liranın üzerinde ceza yaptırımı var. Ya zaten onlar bizim çizelgemize düşmemişse, sistemimize düşmemişse biz onlardan istiyoruz onu. Bir an önce girin diye söylüyoruz. Muhasebecilere onları giriyorlar. Tabii bunları doğru mu giriyorlar, yanlış mı giriyorlar? Bir de orası var işin. Onunla ilgili de 3 ayda bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan verileri alıyoruz. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki verilerle bizim verilerimizi karşılaştırıyoruz. Bakıyoruz ki yanlış beyanlar varsa arkadaşım resmi yazı yazıyoruz veya çağırıyoruz. Bu veri neden böyle? Bunu bir bize açıkla. Eğer burada bir suistimal varsa o zaman cezai yaptırım uyguluyoruz. Yaptırımı var yani. Tabii. Evet. Yanlış beyandan dolayı 12 bin lira civarında cezası var. Evet. Engellerde istihdamın nasıl yapıldığını anlatıyordunuz. Ben bir parantez açıp bu konuya girdim. Evet. Engellilerde engelli istihdamında şöyle bir rakamları vereyim isterseniz. 2009'da 1093 kişi başvurmuş kuruma. 334 kişi yerleştirilmiş. 2010'da 1081 kişi başvurmuş. 357 kişi istihdam edilmiş. 2011 yılında 1172 kişi başvurmuş, 486 kişi işe yerleştirilmiş. 2012 yılında da 1393 kişi başvurmuş, 526 kişi işe yerleştirilmiş. 2013 yılında da 842 kişi bu ay bugün itibariyle başvuru yapmış, 480 kişi işe yerleştirilmiş. Bizde toplam engelli başvurusu toplam başvurunun içerisinde 2.7'si 30.765 kişi kuruma bugün itibariyle başvurulmuş kuruma. Bunlardan 2.7'si yani 842 kişi engelli vatandaşımız başvurmuş. Bunlardan da 480 kişisi işe yerleştirilmiş. İlçelerdeki açıkları vatandaşlarımızı biz merkeze çağırmıyoruz. İşletmede bizzat ilçedeki danışman işletmede gibi danışmanlarımızı gönderiyoruz oraya. Onları o gün ilçelere çağırıyoruz.
Ama merkezdeki yerleştirmeleri her salı günü. Daha önce bu tabi kanunda bile salı gün, perşembe gün diye bir gün yok. Biz şöyle bir şeyle karşılaştık. Engelli vatandaş geliyor, biz onu işletmeye gönderiyoruz. Ama bizim öyle bir açığımız yok diyor işletme. Ya parası var, engelli vatandaş gitmesi zor, gelmesi zor. Kişiyi bulamıyor. Gidiyor, tamamen ters cevaplarla karşılaşıyor veya bulamıyor, iyi niyetli de olsa bulamıyor. Biz dedik ki bunu kaldıralım, tek bir gün tespit edelim. O günde kuruma gelsin, herkes gelsin kuruma. Evet. Engelli vatandaş şimdi biliyor ki her salı gün İşkur'da mutlaka bir seçme vardır. Şu an itibariyle sistemimizde 8 tane açık iş talebimiz var. Bu 8 talep için geliyorlar. Bunların takiplerini nereden yapıyorlar? Sistemde gözüküyor. Sistemde. İlan planımızda da var. Hı-hı. Sistemde de var. Biz zaten danışman arkadaşlar, engelli vatandaşlar, kardeşlerimize şeyi söylüyorlar. Bugün seçme var, sen gel bu seçmeye gir diye söylüyorlar. Bir de özellikle altını çizeceğim. Şimdi şeyler, engelli vatandaşlarımız özellikle işte eş dost vasıtasıyla geliyorlar. Müdür bey işte sen bize yardımcı ol, buraya yerleşelim. Biz kesinlikle ben kendim, şahsım ve kurumumdaki hiç kimse buna şey göstermiyoruz. Biz işletmeyle engelli vatandaşımızı buluşturuyoruz. Bunu al diye asla söylemiyoruz. Söylediğimizde burada da suistimaller oluyor. Müdür bey senin dediğini aldık. Ama bu arkadaş çalışmadı diyor. Çıkarmak zorunda kalıyor. Tekrar kanuni prosedür başlıyor. 1-2 ay geçiyor. Yani ondan siz beğenin alın. Evet. Karşılıklı, yani karşılıklı anlaşın. Alın. Biz sizin kontrolünüzü yapalım. Size bu imkanı sağlayalım. Normal kişiyi, engelli vatandaşı işletme çalıştırıyorsa bunun SSK'sını zaten hazine, kurum, bizim kurumumuz ödüyor bunu. Sadece maaşını devlet veriyor. İşletme veriyor. Bir kişi çalıştırması gerekiyordu işletmenin. 3 kişi çalıştırıyor. Bu 2 kişinin de SSK'sının yarısını yine hazine karşılıyor. Evet, yani, çok ciddi teşvikler evet, var. Yani. Çok ciddi anlamda, destek var. Evet, ciddi anlamda bu konuda teşvikler var. İstihdamla ilgili olan kısım bu şekilde. Peki iş biz, gücü eğitim eğer, faaliyetlerine geçmeden duyurun. Bir de onun cezai yaptırımıyla ilgili, bir de kamudaki alım nasıl oluyor onu da açmak istiyorum. Birincisi eğer özel işletmeler bu taleplere cevap vermemişse, bizim genelde ceza yazma taraftarı değiliz. Defalarca gidiyoruz. Özellikle ben kendim bizzat işletmelerin birinci derece yetkilileriyle bunu alınsın diye üzerinde duruyorum. Ondan zaten bu zamana kadar mesela 2013 yılında hiç ceza uygulamadık. Sadece bankalara uyguluyoruz. Bankalar almıyor. Onlarla ilgili de bir yaptırım. Bakanlığımız direkt bankaların en üst yönetimleriyle görüştü. Şimdi onlar da almaya başladı. Büyük bir çoğunluğu almama şey yaptı. Almama sebepleri? Genelde işte biz biraz daha böyle düzgün insanlarla çalışıyoruz gibisine şeyler vardı ama bakanlığımız bunun üzerine bizzat gitti. Ve orada üst yönetimlerle görüştü. Yani sosyal sorumluluğunuzu yerine getirmek zorundasınız. Evet. Ne kadar cezayı ödeseniz de bundan kurtulamazsınız denildi. Şimdi bankalarda büyük bir çoğunluğu engelli vatandaşlarımızı istihdam etmeye başladılar. Ki yani üniversite mezunu bankada bırak banko görevlisi olarak değil, müdür olarak bile çalışacak vatandaşlarımız evet, bizde şey var. Biz onlarla buluşturuyoruz. Hangi, nasıl birisini istersiniz diyor. Şu şekilde tamam, kayıtlarımız da var, gönderelim size diyoruz. Siz seçin. Sonradan şöyle bir şey geliyor mu? Ya iyi ki böyle oldu, ben böyle olduğunu bilmiyordum, ne güzel diyen böyle dönütler alıyor musunuz? Oluyor olmaz mı? Biz mesela Samsun'da büyük bir firmaya ben bir engelli bayan arkadaşı gönderdim. Şu anda insan kaynakları müdürü olarak çalışıyordu. Çok güzel. 2 yılda, 3 yılda oraya. Onlar engelli vatandaşların biraz daha işe sarılma ve sahiplenme olayı çok daha fazla. Yani onlar gerçekten de bizim gibi insanlara göre daha istekli oluyorlar. Daha yani işlerine daha fazla sarılıyorlar. Ne güzel. Çalışan engelli vatandaşlarımız diğer çalışmayanların aslında referansı. Onlar ne kadar iyi bu şekilde çalışırsa diğerlerinin alımı bu kadar çok kuvvetlenecektir. O yüzden böyle olması ne güzel. En azından güzel dönütler de geliyormuş. Evet. Kamudaki engelli istihdamı nasıl oluyor? Hemen ona da girelim. Tabii kamuda 2 türlü engelli istihdam var. Birisi memur olarak var. Bir de işçi olarak var. Biz
işçi grubuna bakıyoruz. Memur kısmı sınavla atanıyor. Zaten işçi kısmı da sınavla atanıyor ama memur kısmı genelde kurumların kendilerinin talep verdiği devlet personel tarafından veya kurumların kendi sınav yönetmenliğine göre alımları o şekilde gerçekleşiyor. İşçi alımları bizde il müdürlükleri tarafından il müdürlüğü aracılığıyla yapıyor. Bir kurumda eğer işçi şeyi doğmuşsa biz bunu zaten çizelge bize gönderdikleri çizelgelerden görüyoruz. Gördüğünde hemen ona yazı yazıyoruz. İşte şu kadar işçi çalıştırıyorsunuz, kontenjan açığınız şu yasanın şu maddesine göre bu kadar açığınız var, bunu bir an önce talebe dönüştürmeniz, 15 gün içerisinde talebe dönüştürmeniz gerekiyor diye yazı yazıyoruz. Yazının cevabına geldiğinde talep alıyoruz ondan. Kurum statülerini tamamen kendisi belirliyor. İlkokul mezunu diyebilir, ortaokul diyebilir, lise diyebilir. Yani kendisi bir vasıflarını koyuyor. Yaş ve cinsiyet koyamaz kanuna göre. Yaş zaten belli. 16-15 yaşından gün almış olması gerekiyor. Orada vasıflarını meslek koyabilir mesela. Şoför diyebilir. Bilgisayar operatörü, işletme belgesi olsun diyebilir. Eğer burada ilkokul mezunu demişse bize başvuranların talebi açtıktan sonra kişiler bize, engelli vatandaşlarımız bize başvuruyor. Eğer ilkokul mezunu demişse bize başvuranların tamamını gönderiyoruz şeye. Talebi veren kuruma gönderiyoruz. Yönetmenlik şu 1'e 3 oranında noter belirliyor. Bu 3 kişinin arasından mülakat yapıyorlar, seçimle alıyorlar. Eğer lise mezunu demişse, biz bu sefer lise ve üstü demişse KPSS puanına göre, en son kanunda hangi KPSS puanı geçerliyse kamu kurumu zaten onu verirken biz ona söylüyoruz. Şu KPSS puanına göre 2012'nin işte şu tarihte yapılan sınavına göre geçerli olan sınav şeyini söylüyoruz. Ona göre müracaatları yapıyorlar. Puanı sistem otomatikmen sıralıyor. Yukarıdan aşağıya göre. Eğer bir talep vermişse 3 kişi gönderiyoruz oraya. 3'ün arasından 1'e düşürüyorlar. Bu şekilde kamudaki gönderme işte bu şekilde oluyor. Şu anda Samsun'da kamuda da bir tane bir belediyemizin bir açığı var. Onunla da bayağı bir ceza yazma durumu oldu. Başka bir açık şeyimiz yok. Belediyeye. Evet, belediyeye ceza yazdık bununla ilgili. Başka bir açığımız olan bir yerimiz yok şu anda. Bunun da sıkı il müdürlüğü olarak sıkı takibini yapıyoruz. Peki engellere yönelik projelerimiz, iş gücü eğitim faaliyetlerimizin? Şimdi iş gücü eğitim faaliyetleri 2012 yılında 13 tane kurs düzenledik. 2012-2013 yılında da şu ana kadar 8 tane proje yaptık. Bunlardan toplamda 62 kişi eğitim aldı. Bunlardan 43 tanesi erkek, 19 tanesi kadın, bayan arkadaşlarımızdan. İşte bunlardan 6 nokta Köller Derneği, Karadeniz Bedensel Engelliler Derneği, Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Fiziksel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı, Samsun İşitme Engelliler Derneği, 19 Mayıs İşitme Engelliler Spor Kulübü ve 6 nokta Köller Derneği. Meslekler yönetici asistanlığı, masaüstü yayıncılık, oyuncak bebek imalat işçisi olarak geçiyor şey. Bilgisayar ağı ve sistemi, bir de yönetici asistanlığı mesleklerinde kurslar açtık. 62 kişi. Geçen yıl çağrı merkezi ile ilgili bir özel firmayla açmıştık. 12 kişilik bir kurs. Şu anda 5 kişi çağrı merkezi elemanı olarak istihdam edildi. Devam ediyor. Tabii bu projeler nasıl bize geliyor? Biz bunları nasıl uyguluyoruz? Projelerin bize gelmesi bir engelli dernekleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Gerek bize iş kurumumuza başvurabilir. Gerekse şey yapabilir. Direkt genel müdürlüğe de başvurabilir. Bize başvurduğunda biz uygun görüşle bunu genel müdürlüğümüze yazıyoruz. Her 3 ayda bir komisyon toplanıyor. Genel müdürümüzün başkanlığında çeşitli birimlerden katılımcıların şeyinde orada değerlendiriliyor. Ve uygun görülen projeler, faydalı olan projeler bize uygulanmak üzere gönderiliyor. Biz bunları
bize geldikten sonra hemen ilgili dernekle diyaloğa geçiyoruz ve bir an önce başlatıp uyguluyoruz. Tabii burada ne gibi faydalar var? Birincisi, kişiyi mesleki eğitimden geçirerek istihdamını kolaylaştırıyoruz. Birinci öncelik bu. Yani en azından mesela bilgisayar bilmeyen bir engelli vatandaşımız bilgisayar öğrenmiş oluyor. Bir program öğrenmiş oluyor. Hiçbir bilgisi yokken bilgisayarı normal bir vatandaş gibi kullanır oluyor. Engelli açığı olan işletmeye diyoruz ki bak sen bilgisayar masa başında oturacak muhasebeci istiyorsun, sekreter istiyorsun. Yani normal vatandaştan daha fazla çalışabilen bir engelli vatandaşımız var. Al bunu çalıştır. Hem teşvikten yararlan. Eğer yoksa cezadan kurtul, al çalıştır diyoruz. O da bunu seve seve kabul ediyor. Ama hiçbir mesleği yoksa bir engelli vatandaşın ben ne iş yaptıracağım diyor. Yani o zaman da yapılacak bir işletme de haklı duruma düşüyor. Burada bunların tabii bu faydası var. Bir de sosyal faydası var. Kişi, ben engelliyim, bir kenarda oturayım mantığından çıkıyor. Artık ben bir işe yarayan bir bireyim deyip toplumun içerisinde yer alıyor. Normal bizler gibi hayatını devam ettiriyor. Yani onun tabii hazzı da bir farklı oluyor. Yani ben çoğu kardeşimizde bunu görüyorum. İşe yerleştirilen kursu bittikten sonra belge verdiğimiz, sizle de yaptığımız kurslarda gördüm bunu. Yani onlarla olmak, onların o sevincini paylaşmak gerçekten de yaptığımız işin bize doğru olduğunu gösteriyor. Evet, biz de buradan işverenlere seslenelim. Biz de İşkur Samsun Bölge Müdürlüğümüzle birlikte garsonluk projemizi gerçekleştirdik. Ve 15 Down sendromlu bireyimiz bu kursu başarıyla sonuçlandırdı. Şu an istihdam edenlerimiz var, mevcut. İstihdam ettirmek isteyen de garson olarak derneğimize başvurabilirler. En azından 6 aylık bir kurstan geçmiş oldular. Peki müdürüm, biraz vaktimiz kısıtlanmış. Arkadaşlar yine işaret vermeye başladılar. Daha çok projeler yapıldığını biliyoruz ve gerçekten de hala yapılmaya devam ediyor. Peki kurum olarak acaba gelecekle ilgili planladığınız, şu an yapmayı düşündüğünüz projelerimiz var mıdır? Şimdi proje bazlı olarak biz işletmelerimizin tamamının ihtiyaçlarını gerçekten de onların istediği gibi karşılama çabası içerisindeyiz. İşletmelerimizi bizzat ziyaret ediyoruz. Ama gelin Samsun'umuzda şöyle bir uyuşmazlık var. İş arayan işçiden memnun değil, işçi işverenden memnun değil. Samsun'umuzda korumacı aile sistemi gerçekten de işte yaz aylarında kişi işi bırakıp gidiyor tarlasında, tapanında veya oradaki şeyde çalışıyor. Kışın geldiğinde işte ben sigortalı sigortasız işte az şey olan bir işte çalışırım gibi bir şey var. Tabii İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi yerde kişi buradan gitmişse mecbur çalışmak zorunda. 2 gün üst üste çalışması aç kalacak. Ama Samsun'umuzda bu korumacı aile sistemi olunca kişi geliyor, tamam seni şöyle bir işe gönderelim. Tamam diyor, gönderiyoruz, gitmiyor işe. İşveren özellikle sanayi sektöründe şu anda belki 700'e yakın sanayiden talep almışız. Gönderemiyoruz. Her gün işverenlerimiz bizden işte eleman. Günde 300 kişi geliyor, veriyoruz eline. Git bak buraya arayacağız işletmeye diyoruz ama nedense kişiler mesleğe yönelik bir şey istemiyorlar. Bununla ilgili geçen yıl 136 tane liseyi, 304 tane ilköğretim okulunu bizzat meslek danışmanlarımız arasında çoğuna ben de gittim. Arkadaşlar, yani işin sonunda ya işçi olacaksınız ya işveren olacaksınız. Hepinizin işveren olamadığına göre çoğunluğumuz işçi olacak. Ama bu öğrenci kardeşlerimize bunu anlattık. Dedik ki yani sizin kitaplarda okuduğunuz gibi dışarıda bir hayat yok. Sizi orada gerçekten de zorlu bir hayat bekliyor. Yani çalışma hayatı bekliyor. Orada da mesleği iyi öğrenmeniz lazım. Bunu anlattık öğrencilerimize. Bu sene yine anlatacağız. Özellikle buradan şunun bilinmesi lazım yani. Mesleğe yönelik bir şey yoksa kısa zamanda tekrar devam dönülüp edelim. Aynı yere geliniyor. Evet. Yani insanlar
çaycı, odacı, bekçi, sekreter, güvenlikçi gibi böyle bu tür basit olan mesleklere şey yapıyorlar. Belli bir zaman geçtikten sonra da işte geliyorlar, diyorlar ki bize iş bulun. Ama gelmişim belli bir yaşa, daha hiç kimse seni almıyor. Ama bir mesleği olsa, 50 yaşında, 60 yaşındaki bir aşçı, kaynakçı, muhasebeci bir saatte iş bulurken, ama hiçbir mesleği olmayan 30 yaşındaki bir insana, 25 yaşındaki bir insana iş bulmak gerçekten de güç oluyor. Burada ailelere, yani özellikle çocuklarımıza bir meslek eğitimiyle ilgili tavsiyede bulunmamız lazım. Yani iş kolay olsundan değil, bir mesleğin olsun çağrısında bulunmak lazım. Yani bu konuda şey yapmak lazım, telkinde bulunmak lazım. Evet. İki şeyi buradan söylemek istiyorum özellikle işverenlere ve yönelik. İş Sağlığı Güvenliği 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği yasamız çıktı. Bununla ilgili 3-4 defa bilgilendirme toplantıları yaptık. Bir tane daha toplantımız Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Fatih Acar'ın da katılacağı. Özellikle Genel Müdürümüz, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürümüz Kasım Bey'in de katılacağı, Sanayi Ticaret Odası ve kurumumuz aracılığıyla yapılan Samsun Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi'nde icra edilecek olan ayın 15'inde saat 2'de İş Sağlığı Güvenliği Semineri tekrar bilgilendirme toplantısı yapılacak. Oraya tüm işverenlerimizi davet etmek istiyorum. Bir de geçen yıl Karadeniz'de ilk defa yaptık. Bu sene ikincisini yapacağız. SAMEF 2013 fuarı, istihdam fuarı, insan kaynakları ve istihdam fuarı. Onu da yine aynı Büyükşehir Belediye'mizin Atakum Yeşilyurt'un iş merkezinin yanındaki sanat merkezinde 3 gün sürecek. 26, 27, 28. Birinci gününde Ahmet Şefik İzgören gelecek. Orada tüm işverenlerimize, özellikle üniversite, yüksekokul ve lise öğrencilerinin son sınıf öğrencilerini davet edeceğiz. İşverenlerimizi, iş arayanlarımızı tamamen davet edeceğiz. Onlara bir adımda sen at başlığı altında bir program düzenlenecek. İkinci gün çalışma hayatı çok önemli. Hepimizin içinde olduğu. İşte müdür bey, çalışanım anahtarı bırakmış gitmiş, sabahleyin dükkan kapalı kaldı. İşte araba yolda kaldı. Yani çalışma hayatının tüm boylarıyla anlatılacağı. İş Teftiş Kurulu Başkanımız, Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanımız Mehmet Bey'in, Çalışma Genel Müdür Yardımcımız Lütfi Bey'in, İş Hakimimiz Samsun İş Hakimi, işte mahkemeye gittik, mahkeme işte bize şey baktı gibi şeylerin önüne geçmek için mahkeme hangi belgeleri ister, hangi yüzle şeye bakar, yani hangi gözle bakar bu tür davalara. Bir de Sosyal Güvenlik İl Müdürümüz Selami Bey'in katılacağı bir çalışma paneli ikinci gün saat 2'de. Üçüncü günde hem gelecekte girişimci olacak öğrenci kardeşlerimize, iş arayanlarımıza ve şu anda işveren olan işverenlerimize bir ışık olsun diye Sanko Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu beyefendi bizim ricamızı kırmadı, davet ettik geldi. O da Bir Girişimcinin Hayat Hikayesi adlı şeyiyle bizimle paylaşacak, 3 gün sürecek. Biz tüm iş arayanlarımızı, tüm işverenleri, tüm Samsunluları, tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz. Gelsinler bu Guzide programdan faydalansınlar. Çok faydalı bir program olacağı belli. İnşallah, inşallah. Yani içeriğini dinleyince orada olmalıyım diyordur mutlaka izleyenlerimiz de. Evet. Peki programımızın sonuna müdürüm gelmişiz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadık. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı engelli vatandaşlarımıza ya da engellilere yönelik çalışma yapan STK'lara, ailelere? Söylemek istediğiniz bir mesajla programımızı kapatmış olalım. Şimdi tabii bu sadece engelli derneğinin veyahut da kurum olarak bizim işveren olarak bir kişinin yapacağı bir iş değil. Bu topyekun bunu kabul etmek lazım. Bir de şu açıdan bakmak lazım. Ben her zaman o şeyle bakıyorum. Ben şu anda bir engelim yok, hiçbir şeyim yok. Ama şuradan çıktıktan sonra, daha kapıdan çıkmadan ben de bir engelli adayım. Siz de bir engelli adaysınız. Evet. Yani engelli çocuğu olan, engelli kardeşi olan, annesi babası olan insanlar bu davayı paylaşacak. Diğerleri paylaşmayacak diye bir durum yok.
Bunu topyekün insanlık, insan olarak bizlerin tamamının kabul etmesi lazım. İşverenin de, iş arayanın da, işçisinin de, kamuda çalışan idarecinin, memurun, sivil toplum örgütünün. Bunu bile kabul etmek lazım. Hepimiz bir engelli adayıyız veyahut da hepimizin bir yakın engellisi olabilir. Bu gözle bakmak lazım ve herkes üzerine düşen sosyal sorumluluğu birebir elinden geldiği kadar yapacak. Biz kurum olarak yapacağız, siz sivil toplum örgütü olarak yapacaksınız, işveren. Bu bir sosyal sorumluluktur. Yani bundan hiç kimse kaçamaz, kaçmamak lazım. Eğer bu bilinç içerisinde olursak, birincisi sosyal sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Yaptığımız işten de haz duymuş oluruz. Yani ben yaptığım işlerde engelli vatandaşlarla işte belge vermeye şeye gittiğimde, onların heyecanını gördüğümde, yani bütün yorgunluğum, her şeyim geçiyor. Toplu olarak düşünmek lazım. Bu şekilde düşünmek lazım diye düşünüyorum. İyi ki demek lazım. Evet, iyi ki demek lazım. Herkes bir adım mutlaka atmalı bu yönde. Herkes bir adım atarsa adımların topluluğunda mutlu bir hayat olur diye düşünüyorum. İnşallah. Engelsiz bir hayat. Engelsiz bir hayat deyince fiziki engelsiz olarak demiyorum. Beynimizdeki, zihnimizdeki engeli, yani gönüllerdeki engeli kaldırdıktan sonra diğer engeller kendiliğinden kalkacak. Ve hepimiz mutlu olacağız diye düşünüyorum. Engelli kardeşlerimize de kuruma gelmelerini, biz onlara elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladığınız için. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp geldiğiniz ve bu kadar güzel bilgileri, önemli bilgileri bizlerle paylaştığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, Bir Gülen Yüzler programımızın daha sonuna geldik. Haftaya çarşamba aynı saatte 18'de görüşmek dileğiyle diyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.